Fraksiyon herkese merhabalar. Ağustos ayı oldukça sıcak, hepimiz dondurma kıvamında erimekteyiz bu havalarda ama gelin size bakın bir şey anlatacağım videoda. Önümde kutu kutu bir sürü oyuncu ekipmanı var. Hepsi HyperX'in oyuncu ekipmanları. Peki bunları niye buraya dizdim? Şu yüzden dizdim. Şimdi bildiğiniz gibi piyasada birçok marka var. Hepsinin ürünlerinde zaman zaman Fraktis'te görüyorsunuz, size inceliyoruz. Ama HyperX yavaş yavaş emin adımlarından çaktırmadan böyle kendini bir yer açmayı başardı. Ve en sonunda tüm bir aile şu gördüğünüz mousepad'den beraber bir bütünlüğe ulaştı. Aslında bu videoyu çekme amacım da bu. Yani piyasada yeni bir oyuncu var. Evet, yavaş yavaş geldi ama tam ve düzgün adımlarından geldi ve tüm ailesini şu an itibarından tamamladı. Şimdi size hızlıca ne var ne yok elimde ondan bahsedeceğim. Tüm ürünleri masaya açtım. Şimdi elime neler var? 7.1 destekli kulaklığı var. HyperX Cloud Revolver S. Bayağı kablo geliyor Kingston'ın ürününden beraber. Bunun yanında bir 3.5'lük kablosu da var ama asıl esprisi tabii şuradaki 7.1 destekli ses kartı. Şu kablo yığının arasından çıkartıp size göstereyim. İlk önce Kingston kulaklıklardan başladı işe. Sonra klavye, sonra mouse, sonra da en son mousepad'i geldi. Burada Cloud var. 7.1 destekliden sonra 3.5'luk yani USB desteği olmayan kulaklığı. Bundan sonra yanlış hatırlamıyorsam Alloy FPS geldi. Kablosu sökülebilir, rahat taşınabilir mekanik klavyesi. Burada benim en sevdiğim, tabii ki hepsini tek tek incelemesini yaptık. Ayrıca hepsini Fraktis'te bulabilirsiniz ama şuradaki şu tuşların değiştirebiliyorsa biliyorum bu çok yeni bir şey değil. Daha önce de yapılan bir şeydi. Ama yani benim gibi özellikle FPS oynarken, Battlefield 1 oynarken ekrana bakarak devam ediyorsanız elinizi klavyeden kaldırıp tekrar koyduğunuz zaman bir yana koyuyor olabilirsiniz elinizi. Benim çok başıma geliyor. Ya diyorum karakter sağa gidiyor ama neden sola götüremiyorum. Çünkü elim yanlışlıkla bir yana koymuş oluyorum. Bu tuşlar buradan sizi kurtarıyor. Ondan sonra elime geçen ürün şu oldu. Fare. Şu an fare tek yanlış bilmiyorsam Pathfire olması lazım isminin de. Pathfire geldi ve Pathfire'den sonra yeni bir parça katıldı aileye. Şu an yine tek olan mousepad'i de kumaş katlanabilir kocaman bir mousepad'i de şöyle göstereyim size aileye geldi. Kingston'ın hepsini yavaş yavaş yaptı. Yani bir anda 10 tane mouse, 10 tane kulaklık, 10 tane klavye çıkartmadı ve bunları farklı farklı markaların ikinin alıp hani kendisinin üzerine farklı tasarımını alıp farklı markaların kendi markasının üzerine basıp piyasaya çıkartmayı çok tercih etmedi. Yavaş yavaş gitti. Kendi markasından gitti. Kendi tasarımından gitti. Kulaklıklarda bir iki üründe bu söylediğimi yaptı ama onda da iyi ve bilindik ki markaların kendisini kullandı. Ve şu anda HyperX ailesinin hepsi tamam. Bu videoyu size Ağustos itibaren çekiyoruz. 2017 Eylül civarında veya Ekim civarında yanlış hatırlamıyorsam toplantında konuşmuştuk Kingston'dan, basın toplantısında. Klavye'yle beraber bir kullanabilecek, hepsini toplu halde kullanabileceğiniz yazılım da gelecek. Çünkü RGB klavyeleri geliyor olacak yanlış bilmiyorsam. Ondan beraber iyi bir yazılımdan beraber HyperX serisi tamamlanmış olacak. Ve böylelikle eğer HyperX serisinden bir kulaklığınız varsa ve bunu tamamlayan bir fare klavye almak istiyorsanız veya benzer bir set yapmak istiyorsanız kendinize şu anda bu marka adı altında tüm ürün gamı tamamlanmış oluyor. HyperX serisi ortaya çıkarken aslında markada izlenilen bu politika da benim en çok sevdiğim tarafı oldu. Bir anda 10 tane şey çıkartmayıp yavaş yavaş sağlam adımlarından geldiler ve bazı markaların yaptığı gibi ya benim markam zaten sağlam gelmişken yanına da bir tane uyduruktan fare ekleyeyim, klavye ekleyeyim yapmadılar. Güzel güzel kendilerini ortaya koydular. Eğer oyuncu ekipmanı alacaksanız özellikle fiyat performans bakımından da çok iyi yere konumlanan HyperX serisine de bakmanızı tavsiye ederim. Gözünüzden kaçmasın. Fraktis'ten şimdilik bu kadar. Eğer yorumlarınız varsa, tecrübeleriniz varsa, lütfen eleştirileriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Her zaman seve seve bilgi paylaşımı yapmaya hazırız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.